Bermuda Üçgeni, içerisinde bazı sırları barındıran ve şeytan üçgeni olarak da bilinen dünya üzerindeki gizemli noktalardan biri. Atlantik Okyanusu'nda Florida, Porto Rico ve Bermuda arasında yer alan bu alanda kaybolan gemi ve insanların sırrını ve nedenini bilim henüz tam olarak açıklayabilmiş değil. Bazı insanlar bu kayboluşların nedenini dev deniz canlılarına bağlarken bazıları uzaylıların neden olabileceğini düşünüyor. Yıllarca bulunmaya çalışılan ve daha sonraları okyanusun derinliklerinde ortaya çıkan Mary Celeste gemisi bu trajediyi tekrar gündeme getirdi. Kimse mürettebat hakkında bilgi sahibi değil. Öldüler mi yoksa hala yaşıyor olabilirler mi? Bermuda Üçgeni'nde kaybolmuş ve en bilinen gemilerden biri de USS Cyclops'tur. 309 kişilik gemi 4 Mart 1980 yılında bu alanda ortadan kaybolmuştur ve hala kimse ne olduğu hakkında bir bilgiye sahip değil. Örnekler bunlarla da sınırlı değil. 1945'te 5 savaş uçağı, 1943 ve 2015'te 2 kargo gemisi ve buna benzer pek çok gemi Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayıplara karışmıştır. Bu nedenle çoğu insan burada ne olduğunu ve bu kayıplara sebep olan şeyi merak ediyor. Siz de onlardan biriyseniz gelin bu alanı birlikte inceleyelim. Öncelikle oldukça tehlikeli ve büyük deniz canlılarının yer aldığı bir nokta. Dragon balığı olarak bilinen ürkütücü bir görünüşe sahip olan bir balık türünün yanında pek çok tehlikeli ve az rastlanan türlere bu sularda denk gelmek mümkün. Tüm bu kayıplara yol açanlar bu deniz canlıları mı? Daha karanlık bir yanı var. Avustralyalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar bazı sırları açığa çıkarmıştır. Toplamda 50 geminin ve 20 uçağın kaybolduğu bu yerle ilgili pek çok rapor mevcut. Bazılarınınsa nedeni hala açıklanamadı. Avustralyalı araştırmacılar Joseph Monaghan ve David sonunda bu olaylara bilimsel bir açıklama getirmişe benziyor. Gelin onların bu sırrı açığa kavuşturacak teorilerine bir göz atalım. Gemi ve uçakların kaybolma nedeninin bölgede açığa çıkan bir gaz olduğunu düşünüyorlar. Bermuda Üçgeni'nin derinliklerinde açığa çıkan metan gazının sebep olduğu dev baloncukların gemilerin dengesini bozduğu ve onların batmasına neden olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu baloncukların geometrik şekiller çizerek hareket ettiğini ve oradan geçen bir geminin bu akıma dayanamayarak kaybolduğunu düşünüyor. Peki öyleyse uçaklara ne oldu? Bilim adamları okyanusun derinliklerinde oluşan metan gazının çok yoğun ve güçlü bir yapıda olabileceğini ve su üzerine çıkarak bölgeden geçen bir uçağı da etkileyebileceğini belirtiyor. Aslında metan gazı sadece Bermuda Üçgeni'nde değil, dünyanın her tarafında olan bir gaz. Ancak açığa çıktığında bu tarz kazalara sebep olabiliyor. Ayrıca Bermuda Üçgeni'ndeki metan gazının varlığı normalden daha güçlü olduğu için üzerinden geçen gemi ve uçaklar bu akıma karşı gelemiyor ve kontrolü kaybediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonunda tüm bu kayıplara mantıklı bir açıklama getirildi mi yoksa Bermuda Üçgeni içerisinde başka sırlar da barındırıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz birkaç saniyede abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak her gün gelen videoları kaçırmamış olursunuz. Bir gün daha bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Daha sonraları okyanusun derinliklerinde ortaya çıkan Mary Celeste gemisi bu trajediyi tekrar gündeme getirdi. Kimse mürettebat hakkında bilgi sahibi değil. Öldüler mi yoksa hala yaşıyor olabilirler mi? Bermuda Üçgeni'nde kaybolmuş ve en bilinen gemilerden biri de USS Cyclops'tur. 309 kişilik gemi 4 Mart 1980 yılında bu alanda ortadan kaybolmuştur ve hala kimse ne olduğu hakkında bir bilgiye sahip değil. Örnekler bunlarla da sınırlı değil. 1945'te 5 savaş uçağı, 1943 ve 2015'te 2 kargo gemisi ve buna benzer pek çok gemi Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kayıplara karışmıştır. Bu nedenle çoğu insan burada ne olduğunu ve bu kayıplara sebep olan şeyi merak ediyor. Siz de onlardan biriyseniz gelin bu alanı birlikte inceleyelim. Öncelikle oldukça tehlikeli ve büyük deniz canlılarının yer aldığı bir nokta. Dragon balığı olarak bilinen ürkütücü bir görünüşe sahip olan bir balık türünün yanında pek çok tehlikeli ve az rastlanan türlere bu sularda denk gelmek mümkün. Tüm bu kayıplara yol açanlar bu deniz canlıları mı? Daha karanlık bir yanı var. Avustralyalı bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar bazı sırları açığa çıkarmıştır. Toplamda 50 geminin ve 20 uçağın kaybolduğu bu yerle ilgili pek çok rapor mevcut. Bazılarınınsa nedeni hala açıklanamadı. Avustralyalı araştırmacılar Joseph Monaghan ve David sonunda bu olaylara bilimsel bir açıklama getirmişe benziyor. Gelin onların bu sırrı açığa kavuşturacak teorilerine bir göz atalım. Gemi ve uçakların kaybolma nedeninin bölgede açığa çıkan bir gaz olduğunu düşünüyorlar. Bermuda Üçgeni'nin
derinliklerinde açığa çıkan metan gazının sebep olduğu dev baloncukların, gemilerin dengesini bozduğu ve onların batmasına neden olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu baloncukların geometrik şekiller çizerek hareket ettiğini ve oradan geçen bir geminin bu akıma dayanamayarak kaybolduğunu düşünüyor. Peki öyleyse uçaklara ne oldu? Bilim adamları okyanusun derinliklerinde oluşan metan gazının çok yoğun ve güçlü bir yapıda olabileceğini ve su üzerine çıkarak bölgeden geçen bir uçağı da etkileyebileceğini belirtiyor. Aslında metan gazı sadece Bermuda Üçgeni'nde değil, dünyanın her tarafında olan bir gaz. Ancak açığa çıktığında bu tarz kazalara sebep olabiliyor. Ayrıca Bermuda Üçgeni'ndeki metan gazının varlığı normalden daha güçlü olduğu için üzerinden geçen gemi ve uçaklar bu akıma karşı gelemiyor ve kontrolü kaybediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonunda tüm bu kayıplara mantıklı bir açıklama getirildi mi, yoksa Bermuda Üçgeni içerisinde başka sırlar da barındırıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz birkaç saniyede abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarak her gün gelen videoları kaçırmamış olursunuz. Bir gün daha bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler.